Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarhana çorbası yapıyoruz. Farklı bir tarhana çorbası. Tarhana çorbasını bir de böyle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu çorba için gerekli malzemelerimi görüyorsunuz. Detaylı ölçülerini videonun altında da okuyabilirsiniz. Malzemelerimde kendi yaptığım un tarhanam var, tereyağı, tuz ve rendelenmiş sarımsağım var. Tabii ki kaynamış suyum var. Sizler isterseniz ılık su ya da soğuk su da kullanabilirsiniz. Yapımına geçelim. Tencereme tereyağımı alıyorum. Eriyip hafifçe ısınmasını bekliyorum. Isınan tereyağımın içerisine malzemelerimi alacağım ve kavuracağım. Tarhanamı, sarımsağımı ilave ediyorum. Bu seviyede ocağınızın ısısını düşürmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok çabuk yanabiliyor. Karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Rengi koyulaşmaya başladığında kavurma işlemini sonlandıracağım. Bu seviyede isterseniz pul biber ilave edebilirsiniz. Benim ekmeklerim biberli olduğu için biber ilavesi yapmadım. Kavurma işi tamam. Sıcak suyumdan az az ilave edip çırpıcıyla hızlıca karıştırıyorum. Topaklanmasına mani olmak için. Bu seviyede soğuk su da kullanabilirsiniz. Ne kadar su ilave edeceğimizi bu seviyede tam anlamayabiliriz. Çünkü her tarhananın su tutma miktarı farklı olabilir. Tarhana çorbası da biliyorsunuz kaynamaya başladıktan sonra yoğunluğunu ortaya çıkarıyor. İyice açıldıktan sonra çırpıcıyı alıp kaşıkla kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kıvamını kontrol ediyoruz. Gerekirse su ilave edeceğim. Tuzunu ilave ettim. Yoğunluğuna bakıyorum. Evet. Biraz yoğun, biraz daha sıcak su ilavesi yaptım ve kaynamaya başladıktan sonra 4-5 dakika çorbamı pişirmeye devam ettim. Altını kapattım ve sunumuma geçtim. Ben çorbamı kuru ton ekmeklerle yani kıtır ekmeklerle servis yapmak istedim. Ekmeklerim pul biberli, taze pide ile de nefis bir çorba. Bir videonun daha sonuna geldim. Daha güzel tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.